Antakya Medeniyetler Korosu 2007 yılında Hatay'da bir proje olarak hayata geçti. Hatay'da var olan üç semavi dinin, Hristiyanların, Yahudilerin ve Müslümanların temsilcilerinden oluşan bir topluluktur. Toplamda 200 kişiden oluşmaktaydı. Fakat depremden sonra 193 kişi kaldık. Koro içerisinde imam, papaz, doktor, avukat, öğretmen, manifaturacı, ev hanımı gibi farklı mesleklerden kişiler var. Bugüne kadar dünyanın farklı noktalarında 2000'den fazla konser vermiştir. Amerika Birleşik Devletleri'nde Amerikan Kongresi'nde, Avrupa Parlamentosu'nda, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde, Cudi Dağı'nda, Van'da, Gaziantep'te, İstanbul'da gibi Türkiye'nin ve dünyanın birçok yerinde konser vererek ülkemizdeki bir arada yaşama kültürünü göstermek üzere kurulmuş bir topluluktur. Ben Antakya'daydım. 8 saat enkazda kaldım ben. Beni gelip arkadaşlarım işte tırnaklarıyla kazıyarak çıkarttılar, öyle diyeyim. Tabii çıktığımızdaki gördüğümüz manzara yüzyılın bin yılın afeti. Her yerde bir yıkım var, her yerde bir ceset, her yerden bağıran çağıran insanlar. Tabii ilk düşündüğünüz arkadaşlarıma ne oldu diyorsunuz, onları merak ediyorsunuz. İletişim yok tabii o sırada. Ve bir anda organize olabilmeye çalışıyorsunuz. Aradan birkaç gün geçtikten sonra artık hem cenazelerinizi öğreniyorsunuz hem de yaşayanlarınızı öğreniyorsunuz. Ve bizim Medeniyetler Korosu bir ailedir. Herkes birbirinin dinine, diline saygı duyan bir topluluktur. O yüzden de çabuk organize olduk. Ve Türkiye'nin farklı noktalarındayız ama bir araya gelip bir şeyler üretmek istiyoruz. Adana'daki bir doktorlar arkadaş grubumuz vardı. Onlar Nurettin Beyler, Haluk Beyler. Onlar bize Medeniyetler Korosu'na dokunmak istediler. Çünkü Medeniyetler Korosu yaşarsa Antakya şehirde yaşar mantığıyla. Seyhan Nehri'nden Asi Nehri'ne bir gönül köprüsü kurmak istediler ve bunu bana söylediler. Biz de erken mi değil mi derken dedik ki yani evet ya, buna ihtiyaç var. Ve bir şekilde bizim ayağa kalkmamız lazım ki şehir ayağa kalksın. Ve o yürekli insanlar bu işi organize ettiler. Adana'daki bütün sivil toplum örgütlerini bu işe dahil ettiler ve bize kucak açtılar. O yüzden hem onurluyuz, hem gururluyuz, hem de çok umutluyuz. Provasız böyle, biz tabii biraz böyle doğaçlama şey yapıyoruz ve bir anda toplanıyoruz. Birbirimizi anlıyoruz. Müziğin dilinin aslında karşıya geçmesi çok önemli bir şey. Ve burada da bütün arkadaşlarım hem gönülden çalıp hem gönülden söyledikleri için de böyle biraz doğaçlama gidiyoruz ya, öyle diyeyim açıkçası. Hemen Perşembe günü İstanbul'da Dastas'la ihtiyaç haritasıyla birlikte bir konserimiz olacak. 50 tane sanatçıyla birlikte çıkıyoruz. Bir dayanışma gecesi. Bu deprem bölgesinde 2200 tane öğrencinin eğitim masrafları karşılanacak. Ayın 31'inde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Orkestralar Genel Müdürlüğü ile birlikteyiz. 15 Nisan'da İzmir'de Gündoğdu Meydanı'nda çıkıyoruz. Bursa'da konserimiz var. İşte Antalya'da, Denizli'de, Edirne'de, Türkiye'nin her yerinde konserler var. Çünkü depremzedelerin yardıma ihtiyacı var halen de ve biz de bunu tekrar insanlara gösterip deprem gerçeğini unutturmayıp bu konserlerden elde edilen geliri de bu depremzedelere aktarmak istiyoruz. Umutlusunuz. Evet, dünyada hiçbir şeyiniz kalmamış olabilir ama sizin yanınızda ve arkanızda koskoca bir 85 milyonu hissediyorsunuz. O yüzden umudun bittiği yerde zaten yaşam biter. Medeniyetler Korosu 2007'de kuruldu. Çok da güzel konserler verdi. Birleştirici bir yapısı var. Ne yazık ki depremde 7 elemanını kaybetti. Yani Hatay'da çok facia, biliyorsunuz depremin olumsuz etkilerini. Biz de Medeniyetler Korosu'yla bir ilk konseri yapıp Medeniyetler Korosu'nu ayağa kaldırıp sanki Hatay'ın da ayağa kalkmasıyla ilgili bir böyle hani bir etkimiz olsun. Öyle bir şey düşündük. Umuyorum çok güzel bir konser olacak. Yani gelen kalabalıktan da belli. Biz konser hazırlığı yaptıktan sonra 7 yer daha konser talebinde bulunmuş. Devam edecek. Özellikle Hatay, Adana, Tarsus, hatta Mersin müthiş bağları olan 3 yerleşme birimi. Yani bu hani Hristiyanlar oradan kalkarmış, buradaki bizim kiliseye gelirmiş, oradan bebeklik sizin öbür tarafa gidermiş. Yani böyle çok ciddi hem akrabalık bağları var hem geçmişe doğru tarihi bağları var. Elbette böyle iki kent, iki kadim kent, iki kardeş kent ne diyelim. Yine bahar gelecek. Yine bahar gelecek. Ben de
Yüreğimizi görmenizi istedik. Deprem gerçeğini görmenizi istedik. Her an her yerde herkes için olabilir. Benim de evim vardı, arabam vardı. Birileri bana acıyor. Ya Yılmaz diyor, evin mi gitti, araban mı gitti? Diyorum ki bana acıma ya. Depremzedelere sakın acımayın, sakın. Çünkü onlar da sizin gibiydi. Tutun o depremzedenin kolundan götürün bir yemek yedirin. Bir yerde 31 plakalı, 44 plakalı, 02 plakalı birini görürseniz lütfen sahip çıkın ya. Onlar bu ülkenin gerçekten çok değerli insanları. Kendi ülkemizde mülteci gibi olduk ya. Bu yüzden bugün buraya gelmeniz benim için o kadar onur verici bir şey ki. Çünkü bize sahip çıktığınızı hissetmek, o şehri tekrar anka kuşu gibi ayağa kaldırmak için bize umut veriyor. Bu okuyacağımız parça bizim için çok özel bir parça. Gidip giden 7 tane canım için söylüyorum efendim. Çocuklar inanın, inanın çocuklar. Güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Motorları maviliklere süreceğiz. Güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Yaşa Mustafa Kemal Paşa, yaşa. Çok teşekkürler.